Değerli dinleyiciler, sıra geldi haftanın birinci konuğuna. İlk konuğum evlilik ve aile terapisti İpek Bilen, şu anda telefon attığımızda. Sevgili İpek, hoş geldin programa, nasılsın? Merhaba, hoş bulduk, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sesin çok sıcak ve yakından geliyor. Nerelerdesiniz şu anda? Ben şu anda Orange County'deyim, Kaliforniya'da, Newport Beach'ten sesleniyorum. Evet, pek uzak sayılmazmışız. Ben de Huntington Beach'teyim. İkimiz de Beach'teyiz şu anda. Evet. Nasıl gidiyor Kaliforniya'da hayat? Çok güzel gidiyor. Kaliforniya herkesin rüyası olan bir yer olduğu için Ben de şu an aslında rüyanın içinde gibiyim. Hava çok güzel. Çok güzel. Ben hafta sonu Baltimore'a gittiydim. Tabii o tarafta 27-26 derecelere kadar inmiş bir soğuk vardı Fahrenheit olarak. Tekrar buraya gelince tabii şimdi 80'leri gördük falan bugün. Değişik elimiz kemiğimiz ısındı diyoruz. Pekala, İpek Bilen kimdir? Nasıl evlilik ve aile terapisti olmuştur? Önce nerede doğdun, nasıl eğitim aldın? Şöyle bir kısaca özgeçmişten söz edersen. Buyur, mikrofon sende. Evet tabii. İpek Bilen ben. İstanbul'da doğdum. Yaklaşık 4 senedir Amerika'da, Kaliforniya'dayım. Türkiye'de Koç Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi aldım. Daha sonra Amerika'ya, California State University, Long Beach'e evlilik ve aile terapisi master'ı yapmaya geldim. Ve o zamandan beri de Amerika'dayım. Şu anda çalışıyorum burada. Hastalarımı görüyorum. Türkiye'deki psikoloji eğitimi ile Amerika'daki psikoloji eğitimi arasında fark var benim bildiğim kadarıyla. Türkiye'de 4 yıllık lisans eğitimi psikolojide yeterli oluyor. Amerika'da zannediyorum 4 yılın üzerine tekrar bir 4 yıl daha okunuyor ve doktora düzeyinde yapılıyor. Doğru mudur bu? Evet, maalesef bu bir sorun aslında. Çünkü Türkiye'de bazı kişiler sadece aldıkları 4 senelik lisans eğitimiyle terapi yapma girişiminde bulunuyorlar. Ve bu kesinlikle çok zararlı bence. Özellikle terapiyi alan danışan için çok zararlı. Çünkü genellikle 4 senelik lisans eğitimini alan kişinin bir pratik deneyimi olmuyor. Ve bu işin en önemli seviyesi pratik. O yüzden Amerika'da terapist olmak ve hasta görebilmek için master veya doktora yapmak zorunlu. Evet. Amerika'da çünkü master yaparken belli bir süre pratik saatinizi tamamlamanız gerekiyor ve gerçekten bütün psikolojiyi, terapiyi, hasta yapısını, her şeyi bu pratik döneminde öğreniyorsunuz. Evet. O yüzden ben özellikle bu programı şu an Türkiye'de dinleyen kişiler varsa terapist seçerken kendinize ya da psikolog seçerken mutlaka o kişinin özgeçmişine bakın. Ve master veya doktora derecesi olup olmadığını kontrol edin. Eğer var ise gidin. Evet, çünkü insana bağlı bilim dallarında zannediyorum tıp olsun, hukuk olsun, psikoloji olsun. Evet. Bunlar tabii insan sağlığı, insanın işte hukuksal gerekleriyle ilgili. Hep 8 yıllık eğitim Amerika'da gerekiyor doktora düzeyinde. Evet. Pekala, senin branşın evlilik ve aile terapisi. Bu psikolojinin bir dalı mıdır? Biraz bu konuyu açar mısın? Ben çok bu konuda bilgi sahibi değilim. Tabii bu şöyle aslında, ismi evlilik ve aile terapisi olduğu için genellikle Türkiye'de bu, mesela bazı kişiler benim sadece evli çiftler ve ailelerle çalıştığımı düşünüyor. Ama Amerika'da bunun aslında pratik alanı çok yaygın. Çünkü evlilik ve aile psikolojisi okuduğunuz zaman her türlü alana hizmet edebiliyorsunuz. Her türlü bireye hizmet edebiliyorsunuz. Mesela ben burada olduğum sürece birebir çocuklarla çalıştım, birebir yetişkinlerle çalıştım. Aynı zamanda çiftler ve ailelerle de çalıştım. Evet. Ama evlilik ve aile psikolojisini okuduğumuz zaman perspektifiniz çok daha da genişliyor. Çünkü çoğu zaman, belki siz de etrafınıza dikkat etmişsinizdir. Bir kişinin yaşadığı sorunlar genelde etraflarında yaşadıkları ilişkilere bağlı olabiliyor. Ya da yetiştikleri aile düzenine bağlı olabiliyor. Evet. O yüzden bir terapistin kişiyle muhatap olurken o kişinin ailesini de işin içine katması, ailesini de entegre etmesi çok önemli. Sevgili İpek, benim kızımın adı da İpek olduğu için şu anda çok rahat İpek diye seslenebiliyorum. Evet. Peki sen evli misin? Ben evliyim, evet. Tabii senin bu almış olduğun birikim, bu eğitim mutlaka senin özel yaşamında da pozitif etkileri yansımıştır. Kendi evliliğinde de. Evet, tabii ki yansıyor. Yani sadece kendi ilişkimde değil, aile ilişkilerimde, arkadaş ilişkilerimde, birebir kurduğum bütün ilişkilerde benim hayatıma çok olumlu bir katkısı oluyor. Çünkü bazı şeyleri farklı bir perspektiften görebiliyorum. Hani işte olduğum gibi yakınlarımla sürekli terapi yapıyor modunda olmuyorum. Hani evet. Yine kendim gibiyim. Ama mesela bir sorunla karşılaştığımda daha farklı bir perspektiften bakabiliyorum. Ya da yeri geldiğinde daha sağlıklı iletişim teknikleri kullanabiliyorum karşımdaki kişiyle daha iyi anlaşabilmek için.
Şimdi bizim kültürümüzde psikoloğa veya bir terapiste gitmek pek sıcak bakılmıyor gibi geliyor bana, yani geçmiş dönemlerden. İnsanlar işte psikoloğa gitmek veya psikiyatriste gitmek, ben işte ruh sağlığım bozuk mu, ben şöyle miyim böyle mi? Halbuki bunlar çok iyi bir, yani danışmanlık ve yardım alıyorsunuz. Daha doğrusu yaşam tarzınızı, evliliğinizi daha çok böyle sağlamlaştırıyorsunuz, daha iyi temellere oturtuyorsunuz. Değil mi? Türkiye'deki kültürde biraz bu eksik zannediyorum. Evet, maalesef çok eksik ve ben sizlere bugün bu eksikliğin sebeplerinden de bahsedeceğim. Lütfen. Ama buna geçmeden önce isterseniz size terapinin gerçekten ne olduğunu anlatayım. Hı hı. Bundan sonra da neden insanlar terapiste yaklaşıyor, ondan bahsedeyim size. Evet. Şimdi terapinin mantığı aslında duyguları dile dökmektir ve bunun da beyin üzerindeki etkisinin çok olumlu olmasıdır. Terapi sürecinde her şey danışan ve terapist arasında kalır ve karşınızdaki size sizi yargılamayacağı, eleştirmeyeceği konusunda garanti verir. Yani karşınızdaki kişi aynı zamanda size dikkatini bir saat boyunca tamamen verir ve siz ne derseniz deyin, o sizi hiçbir şekilde eleştirip yargılamaz. Evet. Şimdi bunu düşününce aslında günlük hayatta, mesela düşünün, bir derdinizi bir arkadaşınıza anlattığınız bir zamanı düşünün. Kaç kere arkadaşınızın telefonu çaldı ya da içeri biri girdi, kalktınız başka bir yere gittiniz. Hani çok fazla kesinmeler oluyor. O kişi size dikkatinizi çoğunlukla uzun bir süre veremiyor. Ya da kendi yargılarıyla belki size. Ya diyor mesela, ben bunu böyle yapıyorum, sen de yapsana. Bu yüzden terapiye gitmek aslında o kişinin kendine ayırdığı çok kaliteli bir saat de oluyor aslında. İnsan duygularıyla başa çıkmayı öğreniyor, duygularınızı, modunuzu, davranışlarınızı anlıyorsunuz ve gerçekten terapiye gitmek için büyük bir travma veya olay yaşamış olmanıza da gerek yok. Bir profesyonelle konuştuğunuz zaman diğer insanlarla olan ilişkileriniz, duygularınız, neden bazı hisler içerisinde olduğunuza dair birçok bilgi sahibi olup farkındalık kazanıyorsunuz. Ve aslında hayatınızın kontrolünü yeniden elinize alıyorsunuz. Çünkü bazen insanlar kendilerini hayatlarında bir çıkmazda gibi hissediyorlar. Belki o sıkıntılar hiç geçmeyecekmiş gibi hissediyorlar. Ve terapiye gittiğinizde terapist size bu çıkmazlarla nasıl baş edebileceğinize dair yol gösteriyor. Ve siz de yavaş yavaş hayatınızın kontrolünü tekrar elinize almış oluyorsunuz. Ve yani bu anlattığım bütün güzel faydalara rağmen maalesef hala bir çekinme var sizinle bahsetmiş olduğunuz evet. gibi. Kültürümüzde maalesef bu konuda eksiklikler var. Evet, maalesef. Bunun birçok sebebi var aslında. Hı. Ben burada birkaç tanesine değineceğim. Ama eminim ki bu saydıklarımdan çok daha fazla sebepten dolayı evet. insanlar ihtiyacı olduğu halde kaçınıyorlar terapiden. Hı hı. İlk bahsedeceğim sebep sosyal stigma. Stigma kelime anlamı olarak leke, utanç verici şey, damga anlamına geliyor. Çok ağır bir kavram aslında. Sosyal stigma maalesef insanların terapiden uzaklaşmasına sebep olan en önemli faktör. Çünkü bazı insanlar başkası ne düşünür diye düşünmekten kendileri ihtiyacı olan servisi alamıyor. Evet. Ve toplumda maalesef terapiye gitmek o kişinin rahatsız olduğu, zayıf olmasıyla eleştiriliyor bazen. Ve ironik olarak aslında depresyon gibi mesela bir rahatsızlığa sahip olmak terapiye gitmekten daha rahat açıklanıyor. Yani bir kişi size gelip depresyondayım cümlesini terapiye gidiyorum cümlesinden daha rahatlıkla kurabilir. Ve çoğu insan dediğim gibi etraf ne der, acaba beni nasıl görecekler diye korkarak bu tarzlardan kaçınıyor. Diğer bir sebep, ikinci bir faktör, tedavi korkusu. Bazı insanlar tedavi olmaktan korkuyor. Tedaviyi yapacak olan terapistin kullanacağı yöntemlerden veya terapistin onların anlattıkları hakkında kötü bir şey düşünmesinden korkuyorlar. Üçüncü bir sebep olarak duygusallaşmaktan korkabilir bazı insanlar. Çünkü duygularıyla yüzleşmek çoğu zaman ağır ve acı vericidir. İnsanlar üzgün olmak istemez ya da insanlar yaralarına çok fazla dokunmak istemez. Bu aslında çok cesaret isteyen bir iştir. Özellikle bu yüzden kendini ifade etmekte zorlanan kişiler özellikle daha az gider terapiye bu korkudan dolayı. Hı-hı. Başka bir sebep olarak beklentiler büyük rol oynar. Bazı insanların terapiden beklentileri çok düşüktür. Bazı insanlar der ki nasıl olsa işe yaramayacak, gitsem de ne olacak deyip denemezler bile. Diğer bir sebep insanların kendine açması olur. Bazı insanlar tanımadıkları biri olan terapistlerine özellikle kişisel özel bilgilerini vermekten rahatsızlık duyarlar. Bazı insanlar ise bu konuda daha rahat hissederler. Kişiden kişiye değişir bu durum. Hı hı. Bir diğer sebep
sosyal normlardır. Bu faktör aslında ailenizin ve arkadaşlarınızın terapiye dair tutumunun bizim düşüncelerimizi etkilemesidir. İnsanlar terapiye gidip yardım almadan önce en az bir kişiye bu konuda danışırlar ortalama. Ve danıştıkları kişinin vereceği yanıt bu konuda çok önemlidir. Çünkü siz bir yakınınıza sorsanız, ben bir mesela İlhan Bey, siz gidip deseniz ki ben terapiste gitmek istiyorum, nasıl olur acaba, ne düşünüyorsun? Karşınızdaki kişi size dese ki yok, hiç gitme, hiç işe yaramıyor, terapiye gitmek zaten çok utanç verici bir şey. Sizin gitmeme ihtimaliniz daha fazla olur bu sebeple. Bahsetmek istediğim sebepler bunlar ama tabii ki daha başka sebepler de olabilir. Tabii ki. Şimdi birkaç tane soru var. Sana da gelmiş sorular mutlaka vardır. Bana gelen bir soru var. Ben o soruyu öncelikle sana sormak istiyorum. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz sorusu aynen şöyle. Evliliklerde eşler arasında yeniden güven sağlamak için neler yapılmalı? Evet. Şimdi bu çiftlerin karşılaştıkları en büyük ve en ciddi ve onarılması en zor olan sorunlardan birisi maalesef güven. Kesinlikle bunun geri dönüşü olmayacak diye bir şey yok. Ama gerçekten burada mesela özellikle sadakatsizlikten kaynaklanıyorsa bu güven kaybı, burada iki partnere de çok fazla iş düşüyor. Çok fazla yoğun çalışma gerekiyor. Tamamen bir anlaşma halinde bu konu üzerinde çalışması gerekiyor partnerlerin. Ve en önemlisi de yeni bir defter açmak diye bahsedeceğim bundan. Ama ilk ilişki, yani başlanan ilişkinin ilk etabı artık tekrarlamayacak. Yani bu iki partner artık ikinci bir ilişkiyi tekrar beraber yaşatacaklar. Ve o ikinci ilişkide herhangi bir sadakatsizliğe yer verilmeyecek. Yani ilk ilişki artık bitti. Ona güle güle, o artık hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. İkincisi daha sağlam temelleri oluşturulacak. Burada birçok şey var partnerlerin yapabileceği. Güveni kaybetmiş olan kişiye tabii ki de daha fazla iş düşüyor. Örneğin arayacağım dendiği zaman gerçekten aranması gerekiyor. Sözlerin tutulması çok önemli. Aynı zamanda güveni kazanmaya çalışan kişinin partnerine hislerini içinden atması, kendini boşaltması için yeterli alan tanıması gerekiyor. Çünkü o güveni kaybederek karşısındaki kişi de çok büyük bir yara açtı o kişi. Ve şimdi o yaranın maalesef birazcık kanlarının akışını izlemesi gerekiyor. Çünkü karşıdaki partnerin içinde dışarıya atması gereken çok şey var. Evet. Partnerlerin sürekli birbirlerine ihtiyaçlarını sormaları gerekiyor. Ben bu durumu değiştirmek için ne yapabilirim? Ya da ben senden durumu değiştirmek için şunu şunu yapmanı bekliyorum. Beklentilerin çok açıkça dile getirilmesi gerekiyor ki iki taraf ne yapacağını bilsin. Dediğim gibi sözlerin tutulması çok önemli. Yapılan hareketlerin, seçimlerin sorumluluğunu almak çok önemli. Bu gibi durumlarda maalesef bireyler birbirleriyle konuşurken kavga, çatışma olabilir, sesler yükselebilir ve bu da yapılan işin seyircisini düşürebilir. O yüzden benim tavsiyem bu yolda bir terapist rehberliğinde ilerlemek iki partner için de daha sağlıklı olacak. Evet, sanırım bu sorunun yanıtını verdiniz gayet güzel. Sana gelen sorular var mı? Onları da alalım. Evet, bana gelen çok fazla soru oldu. Bunun için çok teşekkür ediyorum herkese. Gerçekten çok yoğun bir ilgi gördüm. Özellikle bu programda bu sorulara değinmek için. Çok fazla soru var. Ben yavaş yavaş değineceğim hepsine. Mesela bana gelen bir tane soru. Daha doğrusu birkaç kişi sordu bu soruyu. Evlenmek isteyen bir çift, evlenmeden önce birbirlerine ne gibi sorular sormalılar? Ya da nelerin farkında olmalılar? Bu aslında çok güzel bir soru. Çünkü bu çok önemli bir şey. Genelde çiftler terapiye geldikleri zaman en son çareleri oluyor çiftlerin. Yani aslında terapistler çiftlerin en kötü dönemine şahit oluyorlar maalesef. Önemli olan işlerin o aşamaya gelmemesini sağlamak. Ve bunun için aslında evlilik öncesi psikolojik danışmanlık öneriyorum ben. Evlilik öncesi psikolojik danışmanlık çiftleri evliliği hazırlamak üzere gerçekleştirilen bir psikoterapi türü. Bunun faydaları aslında problemleri geç olmadan konuşmaktır. Böylece evlilik süresi, evliliğin başarılı olma süresi uzamış olur. Yani başarılı bir evlilik için aslında problemler daha ortaya çıkmadan konuşulmalıdır. Özellikle para, öfke, kıskançlık eğilimleri, bunların hepsi bir bir konuşulmalıdır ki partnerler sonradan şok olmasınlar. Bir ikincisi, partnerlerin evlenmeden önce birbirleriyle yine dediğim gibi paraya,
çocuk büyütmeye, maneviyata, dini inançlara, bireyselliklerine, ortaklıklarına ve genel olarak evliliğe dair inançlarını ve değerlerini birbirleriyle paylaşmaları gerekir. Çünkü iki partner de Türk olsa bile o iki kişi çok farklı ailelerde ve çok farklı değerlerle yetişmiş olabilir. Ve bu ileride çocuk büyütürken ya da herhangi bir aktivitede bulunurken, mesela bir yere yatırım yapılması gibi, çok büyük sorunlar ortaya çıkarabilir aslında. O yüzden bunların farkında olmak ileride olası çok büyük bir sorunu, evet, belki de ortadan kaldırır. Hı-hı. Bunun dışında evlilik öncesi danışmanlık bağları kuvvetlendirir. Çiftler daha önce hiç kimsenin onlara öğretmediği iletişim teknikleri öğrenirler. İletişimle ilgili de çok fazla soru geldi dinleyicilerle. İletişim tekniği öğrenilen bir şeydir ve normalde terapiye gitmedikçe ya da bir eğitime gitmedikçe bir takım iletişim tekniklerini öğrenmek pek mümkün olmaz. Bunları öğrenirler ve birbirleriyle daha iyi iletişim kurarlar, hı hı, ve böylece bağları da kuvvetlenir. Bunun gibi sebeplerden dolayı gerçekten evlilik öncesi danışmanlık çok faydalıdır. Pekala, bu sorunun dışında başka sorular var mı, yoksa bende bir soru daha geldi şimdi birisinden. Tamam, ben sizden alabilirim soruyu. Başka sorular da var, tabii, onlara da değin. Pekala, eşlerden birisi Türk, bay bayan fark etmiyor. Ve diğer eş Amerikalı, şu anda Amerika'da yaşadığımız için. Bu evlilikle eşler nelere dikkat etmesi gerekir eğer değişik kültürlerden geliyor, değişik adetlerden, değişik dinlerden? Nelere dikkat etmeleri? Evet, farklı kültürel geçmişleri olan çiftlerin özellikle evlilik sürecinde sorunlar çok fazla ciddileşmeden birbirleriyle çok iyi iletişim kurduklarından emin olmaları gerekir. Yani biliyorsunuz bizim kültürümüzde bir sürü deyiş var. Biz günlük hayatta bir sürü cümle kullanıyoruz kendimizi ifade etmek için. Ve bazen bunları İngilizceye çevirdiğimiz zaman bunlar anlam bile ifade etmiyor olabiliyor. Ya da bizim kültürümüz açısından anlamı ifade ediyor. Ama karşımızdakine pek hitap edemiyoruz bu cümleleri kullanırken. Hı hı. Bu yüzden İki çiftin birbirini gerçekten anlıyor olması çok önemli. Ve bu gerçek birbirini anlamaya çalışmak hiçbir şekilde ayıp değil. Çok güzel ve çok aslında sağlamlaştırıcı bir faktör. Anlaşılmayan ya da çatışma olan bir durum olduğu zaman çiftler birbirine sormalı. Ben bunu anladım. Gerçekten doğru anlamış mıyım? Lütfen beni düzeltir misin? Anlamaya çalışıyorum. Acaba bu değerlerimiz farklı olduğu için mi bu sorunu yaşıyoruz? Hı hı. Ve aynı şekilde özellikle Türk aile sistemi ve Amerika aile sistemi birbirinden çok farklı olduğu için evlenmeden önce çocuğun nasıl yetiştirileceğine dair çok fazla anlaşma yapılmalı. Yani çocuk hangi kültüre daha çok ekspoze olacak, çocuk hangi dilleri öğrenecek, çocuğumuzun dini ne olacak gibi sorular mutlaka konuşulmalı. Evet, anlıyorum. Sendeki sorulardan alalım. Sendeki sorulardan... Bana yas tutmanın süreçleri hakkında soru geldi. Evet. Yas tutma biliyorsunuz bir yakınımızı kaybettikten sonra girdiğimiz süreçtir. Ama yas aynı zamanda hayatımızda olan herhangi bir şeyi kaybettikten sonra yaşadığımız süreç de olabilir. Bu bir ilişkinin gitmesi, birinden ayrılmak da olabilir. Hı hı. Sevdiğimiz birini kaybetmek de olabilir. İnsanlar yas sürecindeyken belirli aşamalardan geçmelidir. Eğer bu aşamaları geçemezlerse o kişiler o yas sürecini sağlıklı bir şekilde atlatmış olamazlar. Ve belki de hayatları boyunca o ilk başta bahsettiğim tıkanma noktasında olurlar. Bir insan ilk birini kaybettiğinde ya da ilk bir ilişkisini kaybettiğinde reddetme ve yalnızlaşma sürecine girer. Yani o kişiyi kaybettiğini kabullenemez ya da o ilişkinin bittiğini kabullenemez. İkinci aşama öfkedir. Burada kısa kısa bahsediyorum ama evet, eğer lütfen gerçekten bu konuyla ilgili detay almak isteyen varsa benimle iletişim kurabilir. Evet, onu da İkinci soracaktım. Aşama, sorudan sonra onu da soracağım. Buyurun, devam et. Evet. İkinci aşama öfkedir. Reddetme aşamasından sonra insan artık öfkelenmeye başlar. O kalbi yaşadığından dolayı kızgın olur, hıncını başka yerlerden çıkarmak ister vesaire. Yani öfkeli görürsünüz o kişiyi. Üçüncü aşama pazarlık aşamasıdır. Acabalar başlar. Acaba ben ona o ilacı verseydim yine hasta olur muydu? Acaba şu hastanede tedavi ettirseydik hayatı kurtulur muydu? Ya da acaba o gün ona bu sözü söylemeseydim belki de hala beraber olur muyduk gibi. Ardından bunu bir depresyon süreci izler.
kişi artık yavaş yavaş üzüntüsünü yaşamaya başlar ve son süreç olan kabullenmeye geçer. Ve böylece yas döngüsü tamamlanmış olur. Evet, sevgili İpek Bilen şu anda telefon attığımızda. Söyleşimizin sonuna geldik. Son bir dakika içerisinde kısaca toparlarsak, bir de seni arayanlar ne şekilde ulaşacaklar onu da verirsen sevinirim. Beni arayanlar bana ayşeipekbilen@gmail.com adresinden ya da Amerika'da yaşayanlar 562-607-2496 numarasından ulaşabilirler. Memnuniyetle herkes istediği soruları sorabilir. Şu anda Orange County'de bile bir hastalarımı görüyorum. Ama farklı yerlerde yaşayan kişilere de ulaşmak için elimden geleni yaparım. Evet. Ben sana çok çok teşekkür ediyorum sevgili İpek Bilen. Bu güzel söyleşi için çalışmalarında başarılar. İnşallah tekrar bir programda birleşmek üzere, buluşmak üzere. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı gerçekten. Çok teşekkür ederim. Başarılar, sağ olasın. İyi günler. İyi günler. Değerli dinleyiciler, programın ilk konuğu evlilik ve aile terapisti İpek Bilen'di. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum bu güzel söyleşi için.